Günü yanıyorla sizleri böyle dünya turuna çıkarmaya devam ediyoruz. Dünya turumuz devam ediyor demek daha doğru olacak. Yine protesto gösterilerine sahne olmuş bir ülkeye gidiyoruz. Sevgili izleyenler, dünyanın farklı noktalarında şu sıralar protesto sesleri yükseliyor. Vatandaşlar sokaklarda bir araya geliyor. Böyle pek çok konu dünyada hoşnutsuzlukla karşılanıyor. Yine medya çalışanları ve gazeteciler Arjantin'de hükümetin devlete ait medya kuruluşlarıyla ilgili özelleştirme kararına tepki göstermek için sokaktaydı. Protestocular gösterilerini kültürel ve sanatsal sergilerle renklendirdiler. Dans ettiler, resim yaptılar. Hükümetin devlete ait medya kuruluşlarıyla aldığı karara tepki gösterdiler. Arjantin'de yüzlerce medya çalışanları ve destekçileri Ulusal Kongre binası önünde toplandı. Göstericiler devlete ait televizyon, radyo ve sinema kuruluşlarının kapatılmasına ve özelleştirilmesine tepkiliydi. Protestocular gösterilerini kültürel ve sanatsal sergilerle renklendirdi. İnsan hakları aktivistleri de hükümetin eylemlerinden etkilenen gazetecilere destek verdi. ...7 Ekim'de Netanyahu yönetimi korkunç bombalarıyla Gazze halkına saldırmaya başladı. Yalnızca bombalarla değil, kıtlıkla, açlıkla da mücadele ediyor Gazze halkı. Hastanelerde çürümeye terk edilmiş bebek bedenlerini de gördük. Böyle ekmek kuyruğunda beklerken üzerlerine bombalar yağan Gazze vatandaşlarını da seyrettik. İsrail 198 gündür aralıksız Gazze'yi vuruyor çünkü. Kara operasyonunun planlandığı Refah kentine yönelik saldırılar çoğaldı. İşgalciler sivil yerleşimleri de bombalıyor bir kez daha. Batı Şeria'da da bilanço giderek ağırlaşıyor. Nur Şems mülteci kampında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Han Yunus'ta ise 50 cansız beden bulundu. İşte Gazze halkının yaşadığı insanlık dramı. İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu. İşgalcilerin kara operasyonuna hazırlandığı Refah kentine bomba yağdı. Juda ailesinin oturduğu ev saldırıların hedefi oldu. Bina yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri enkazda kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Beton yığınlarının arasından cansız bedenler çıkarıldı. Çoğu kadın ve çocuk, onlarca yaralı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar durumu ağır olanları hayatta tutabilmek için canla başla mücadele etti. İşgal kuvvetleri geçtiğimiz perşembe Batı Şeria'daki Nur Şems mülteci kampına saldırı düzenlemişti. Saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Mülteci kampında yıkım büyük. İsrail askerleri günlerce kuşatma altında tuttuğu bölgeden çekildi. Askerlerin çekilmesiyle ambulanslar olay yerine varabildi. Hamas ise bölgedeki Filistinlilere greve gitmeleri çağrısı yaptı. Han Yunus kentinde de İsrail katliamının izleri gün yüzüne çıkıyor. Nasır Hastanesi çevresinde işgalciler tarafından açılan bir toplu mezar bulundu. Mezardan 190 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı. Hala çok sayıda cenazenin bulunduğu toplu mezarda arama çalışmaları sürüyor.